Bir önceki videoda zayıf bir bazla kuvvetli bir asidin titrasyon eğrisini incelemiştik. Ayrıca bu eğrinin üzerindeki iki farklı nokta için pH bile hesaplamıştık. İlki baz üzerine hiç asit eklemeden önceki pH değeriydi. İşte o bu noktaya denk geliyordu. Bu sorunun A şıkkıydı. B şıkkında ise 20 mililitre asit ekledikten sonraki pH'i hesaplamıştık. O da titrasyon eğrisinde bu noktaya denk geliyordu. Bu da B şıkkında istenen pH'ti. C şıkkında ise bizden 40 mililitre 0,1 molar HCl çözeltisi ekledikten sonra çözeltinin pH'inin kaç olacağını hesaplamamız isteniyor. O zaman ilk olarak kaç mol asit eklediğimizi bulalım. HCl'nin derişimi 0,1 molara eşit. 0,1 molar. Molarite her videoda tekrar ettiğimiz gibi mol bölü litreye eşit. Mol sayısını bulmak istiyoruz. 40 mililitre ise bizim eklediğimiz hacim. Virgülü 3 basamak sola kaydırırsak da 0,04 litre bulacağız. Demek ki 0,04 litre eklemişiz. Artık mol sayısını da bulabiliriz. HCl'nin mol sayısı 0,1 çarpı 0,04'e yani 0,004'e eşit. Bu eklediğimiz HCl'nin mol sayısı. HCl'yi burada H artı ve Cl eksi olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani 0,004 mol HCl varsa bir o kadar da H artı olması gerekiyor. Aynı zamanda H artı ve H2O'nun H3O artı yani hidronyum verdiğini de düşünebilirsiniz. Yani 0,004 mol hidronyum da diyebilirsiniz. Peki bunun dışında kaç mol amonyakta başladığımızı hatırlıyor musunuz? Derişim 0,1'di. Yani başlangıçtaki amonyak derişimi 0,1 molardı. Molarite mol bölü litre olduğuna göre bu çözeltinin hacmini de bilmemiz gerekiyor. Başlangıçtaki hacmimiz 40 mililitre. Yani elimizde 0,04 litre amonyak vardı. Amonyağın mol sayısını bulmak için biraz önce yaptığımız hesaplamanın aynısını yapacağız. 0,1 çarpı 0,04 bize amonyağın mol sayısını verecek. Sonucumuz 0,004 mol amonyak yani NH3. Titrasyon yapmak için eklediğimiz asit başlangıçtaki bazla tepkimeye girecek. Bunun için oluşacak nötralleşme tepkimesini bir yazalım. Bunu yazmanın bir yolu NH3 artı H3O artı yazmak. Yani amonyak NH3 artı hidronyum H3O artı. H3O artı bu tepkimedeki asit değil mi? Bu durumda hidronyum amonya bir proton verecek. NH3 amonyak bir proton aldığı zaman NH4 artıya dönüşecek. Aynı şekilde H3O artı da bir proton verdiği zaman geriye H2O kalacak. Bu tepkimeye yazmanın sadece bir yolu. Diğer yol ise NH3 yani HCl yazmak. Aslında onu da yazalım. Amonyak artı HCl. HCl NH3'e bir proton verdiği zaman NH4 artı oluyor. HCl bir proton kaybetmiş olduğu için de Cl eksi klorür anyon yani eşlenik baz oluşuyor. Bu yüzden de bizde NH4 artı Cl eksi elde ediyoruz. Neyse, artık elimizde kaç mol asit olduğunu buraya da yazalım. 0,004 mol asit eklemiştik. Başlangıçtaki bazın mol sayısı da aynı. 0,004 mol. 0,004 mol bazla başlamıştık. Asitle bazın mol oranları da 1'e 1 bir gözüküyor. Dolayısıyla şu anda bazın hepsini tüketecek kadar asit eklemiş gözüküyoruz. Demek ki bu titrasyonun eşdeğerlik noktasını temsil ediyor. Çözeltideki bütün bazı tüketecek kadar asit eklediğimize göre bu durum titrasyonun eşdeğerlik noktası olmalı. Öyleyse bütün bu asit tepkimeye girecek. Yani hepsini kullanacağız. Aynı şekilde bazın hepsi bu eklenen asitle tepkimeye girecek. 0,004 mol NH3. Bundan geriye bir şey kalmayacak. Amonyak NH4 artıya amonyuma dönüşüyor. Başlangıçta elimizde hiç NH4 artı yok. Tepkime sonucunda ne kadar amonyak kaybedersek o kadar NH4 artı kazanmamız gerekiyor. 0,004 mol amonyak kaybettiğimize göre aynı miktarda amonyum kazanıyor olmalıyız. Buraya da yazalım. 0,004 mol NH4 artı yani amonyum. Asit ekledikten sonra elimizde 0,004 mol amonyum kalıyor. Bu da titrasyondaki eş değerlik noktası. Yani bu durumda çözeltide amonyum var. O zaman amonyumun derişimini de hesaplayabiliriz. Tekrar hatırlayalım. Derişim mol bölü litreye eşit. 0,004 mol NH4 artı var. Bir de hacme bakalım. Toplam hacmi bulmamız gerekiyor. O zaman sorunun en başına dönelim. Başlangıç hacmemiz 40 mililitreymiş. 40 ile başlayıp sonra bir 40 mililitre daha eklemişiz. Hacmemiz toplamda 80 mililitre olmuş. Ya da 1, 2, 3 virgülü yine sola kaydırıyorum. Yani 0,08 litre. Yeni toplam hacim 0,08 litre olmuş. Hemen bunu da yazalım. 0,004 bölü 0,08 eşittir 0,05. Dolayısıyla çözeltinin içindeki NH4 artının derişimi 0,05 molarmış. Amonyumun zayıf bir asit olduğunu biliyoruz. Ayrıca suyla tepkimeye de girebiliyor. O zaman NH4 artının suyla gideceği tepkimeyi de yazalım. Amonyum burada asit gibi davranacak ve suya bir proton verecek. Su bir proton aldığında H3O artıya yani hidronyuma, NH4 artı da bir proton verdiğinde NH3'e yani amonya dönüşecek. Öyleyse amonyumun suyla tepkimeye girmesi pH'i etkileyecek. Başa geri dönüp ilk tepkimeye de tekrar bakalım. Burada NH4 suyla tepkimeye giriyordu. Ama klorür anyonu suyla bu şekilde tepkimeye girmiyordu. Yani klorür anyonunun varlığından endişelenmemize gerek yok. Ama NH4 artı pH'i etkileyebilir. Bizim bu sorudaki amacımız da zaten pH'i bulmaktı. Önce kendimize biraz yer açalım. Evet, başlangıç derişimlerini hesaplamakla başlayalım. NH4 artının başlangıç derişimi 0,05 molar. Zayıf asitlerin denge tepkimelerinin sorularını çözerken, ürünlerin başlangıçtaki derişimini sıfır kabul ettiğimizi biliyoruz. Değişim ise bir miktar amonyum kaybettiğimizi varsayıyoruz. Bu bir miktar amonyum suyla tepkimeye girecek. Örneğin x kadar kaybettiğimizi varsayabiliriz. Ayrıca amonyum için ne kadar kaybediyorsak, amonyak için o kadar kazanıyor olmalıyız. Bu durumda amonyum için, x miktar kadar kaybettiysek NH3 yani amonyak içinde x kadar kazanmış olmalıyız. Ayrıca H3O artının derişimi de aynı olmalı. Demek ki dengede NH4 artı için 0,05 eksi x kadar derişimimiz olacak. H3O artı için x. NH3 için de x. Sonrakine geçiyoruz. Bu gördüğümüz asit gibi davranıyordu değil mi? NH4 artı suya bir proton veriyordu. Denge ifadesi için Ka yazmamız gerekiyor. Ka da bildiğiniz gibi ürünlerin derişiminin reaktantların derişimine bölümüne eşit. Yani h 3 artının derişimi olan x çarpı NH3'ün derişimi olan x bölü NH4 artının derişimi. Yani 0,05 eksi x. NH4 artı yani amonyum için ka'yı önceki videolardan birinde hesapladığımızı hatırlıyorum. 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10'a eşitti. Bu da x çarpı x'ten x kare bölü 0,05 eksi x'e eşit. Eğer x çok çok küçük bir sayıysa 0,05 eksi x yaklaşık olarak 0,05'e eşit olur. Yani hesaplamaları kolaylaştırmak için buraya sadece 0,05 de yazabiliriz. Hesap makinesini çıkarıp bu hesabı x için yapabiliriz. 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı 0,05 hesapladıktan sonra bulduğumuz değerin karekökünü almamız gerekiyor. Hesaba göre x 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşit. Bunu daha unutmadan yazalım x eşittir 5 3 çarpı 10 üzeri eksi 6. x'in hidronyum iyonlarının dengideki derişimi olduğunu biliyoruz. Yani bu değer H3O artının derişimine eşit. Gördüğünüz gibi buraya kadar oldukça fazla iş yaptık. Ama yapmamız gereken son bir şey daha var. O da pH'i bulmak. Hidronyum iyonlarının derişimini bulduğumuza göre pH'i da eksi log H3O artının derişimiyle bulabiliriz. Hemen yerine koyarsak bu hesabı tabii ki hesap makinesiyle yapmamız gerekiyor. Eksi log 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 6. Sonucu yuvarlarsak pH 5,28'e eşit oluyor. pH eşittir 5,28. O zaman eş değerlik noktasında çözelti asidik oluyor, değil mi? Çünkü pH 5,28 çıktı. O zaman bu noktayı da titrasyon erisine yerleştirelim. 40 ml asit ekledikten sonraki pH 5,28'e eşitmiş. Diyelim ki burası 5,28 olsun. Bu da sorunun C şıkkı oldu. Eşdeğerlik noktasındaki pH 5,28'e eşit. D şıkkında bizden biraz daha asit eklediğimizde yani 60 mililitre 0,1 molar HCl çözeltisi eklediğimizde elde edeceğimiz pH isteniyor. Öyleyse yine kaç mol asit eklediğimize bakalım. Derişim 0,1 molar olduğuna göre yine molaritenin tanımını kullanarak mol sayısını bulabiliriz. Molarite mol bölü litre. Bu şıkta 60 mililitre yani 0,06 litre ekliyoruz. Bulmak istediğimiz şey mol sayısı. 0,1 çarpı 0,06 eşittir 0,006. Yani eklediğimiz HCl'nin mol sayısı 0,006 imiş. HCl'yi H artı ve Cl eksi olarak da düşünebiliriz. Aslında burada hidronyum oluşturmak için suya proton ekleyebilecek 0,006 mol H olduğunu da kabul edebiliriz. Yani 0,006 mol asit. C şıkkından hatırlıyorsanız amonyağın tamamını tüketmek için 0,006 mole ihtiyacımız vardı. Demek ki bu durumda da 0,004 mol kaybedeceğiz. Sonuçta amonyakla tepkimeye girmek için gereken mol sayısı bu kadar. Peki o zaman geriye ne kalıyor? Eklediğimiz asit amonyakla tepkimeye girdikten sonra geriye 0,002 mol asit kalıyor. Yani çözeltinin içinde bu miktarda asit kalmış olacak. Sonra da bizden pH'i bulmamız istendiğine göre şimdi hidronyum iyonlarının derişimini bulmamız gerekiyor. Bunu bulmak için bulduğumuz mol sayısını yani 0,002'yi toplam hacme bölmemiz gerekiyor. Toplam hacimiz 40 mililitre artı 60 mililitreden 100 mililitre. Toplam hacim 100 mililitre. Bu da 0,1 litre ediyor. O zaman buraya 0,1 litre yazmalıyız. Böylece hidronyum iyonlarının derişimini bulabiliriz. 0,002 bölü 0,1 eşittir 0,02 molar. Bunu bulduğumuza göre artık pH'ı da bulabiliriz. pH, hidronyumun derişiminin negatif logaritmasına eşit. Bu durumda eksi log 0,02'nin sonucunu bulmamız gerekiyor. Hemen hesap makinemizi alalım. Bu işlemin sonucu 1,699'a eşit. Buradan pH eşittir 1,699 ya da yuvarlarsak buna 1,7 de diyebiliriz. Böylece sayıyı hakkımıza canlandırmak biraz daha kolay oluyor. Yaklaşık olarak 1,7. 60 mililitre asit ekledikten sonraki pH. O zaman bir de titrasyon eğrisine bakalım. 60 mililitre asit ekledik. Yani buralarda bir yerdeyiz. pH da yaklaşık olarak 1,7. Demek ki titrasyon eğrisinin üzerinde artık eş değerlik noktasını geçmiş durumdayız.